Bebeklerim günaydın. Yine nankör ev işleriyle günümüze devam ediyoruz. Saat 12. 12.02 geçiyor. Ben ne yaptım bu süre boyunca? Sabahleyin saat 6'da alarmı kurdum. Yusuf'u uyandırdım. Renk niye böyle şey oldu? Ay. Renk biraz şey oldu gibi geldi bana. Neden aslında rengin böyle olduğunu da söyleyeyim. Allah'ım sanki artık bu havaları çok özledim. Ve bulutlar gözüktü. Dün akşam yağmur çiseledi gece. Sabahleyin de yağmur çiseledi. Çok güzeldi. Şu anda hava gayet serin. Güzel yani. Artık 26-25 dereceye kadar düşüyor bu hafta. Zaten Ağustos sonunda artık Eylül'de buralar birazcık serinlemeye başlıyor. Ama rutubet de var. Yok değil. Sıcak. Ben ne yaptım? Sabahleyin dünkü bir makina beyazlarımı topladım ve iki makina böyle koyu renklerimi ve açık renklerimi astım. O kadar fazla çamaşır birikmiş ki baksanıza kızlar gözüme dolu dolu geldi. Yetmeyen yerleri de böyle artık üst üste sermek zorunda kaldım. Mandalım da yetmedi. Askı ipim de yetmedi. Şimdi onun dışında ben ne yapıyorum? Hemen su aldım. Şu güzelim çiçeklerim artık su olmuş. Ben unuttum bunları kaç gündür sulamayı, zaten hastalık mastalık derken bunlarla pek ilgilenemedim. Şimdi bunları güzelce bir sulayayım. Aslında terası yıkayacaktım. Bunları bol suyu şeyden verebilirdim, hortumdan, ama hiç belli de olmaz. Çünkü evde de bayağı işim var. Bugün aynı zamanda anneme de gitmem lazım. Ve ondan dolayı bunlar susuz kalmasın. Bunları hava serinken böyle bir sulayayım dedim. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Akşam Yusuf, hatta gece diyebiliriz, 12 çeyrek geçe geldi. Dün ilk günü olduğu için biraz geç gitmişti ve hani ona sadece sistemi falan öğretmişler. Gayet güzel ortam, çalışacağım dedi. Restorantmış aslında, ben simitçi yeri diye biliyordum ama hem simit kahvaltıya veriyorlarmış hem de kocaman bir restoran. Deniz mahsullerinden ocak başına kebaba kadar aynı bizim restoranttaki gibi pide, her şey varmış. O yüzden çok yoğun diyor. Gündüzleri zaten 3-4 garson beraber çalışacaklarmış. Artık bu hafta başladı şeye, sabahçıya. Sabah 6'da uyandık. 6.30'da çıktık. Ben onu götürdüm, hemen otobüse bıraktım. Şansımıza tam biz elbet otobüs geldi 35 geçe. O konuda şanslıyız. Niye o kadar erken? Çünkü erken gidip erken gelecek. 10 saat çalışacak. Bu da aslında bizim için bir yandan iyi olur. Erken geldiği zaman hem kendine zaman kalır, hem evle ilgilenebilir, hem bizimle ilgilenebilir. Evle ilgilenebilir derken yani evde bizimle ilgilensin. Başka bir şey istemiyorum ben ondan. Hani çalışırken zaten çok eve yardımcı olmasını beklemiyorum. Yoruluyor çünkü. Dün ayakları biraz ağırmış. Spor ayakkabıyla gitti. O yüzden bugün ayakkabı almamız lazım ona. Ama genel olarak keyfi yerindeydi. Dün işte gece geldi, şeyini montajladık, hemen paylaştık. Videosu vardı bir tane. Ay, sükunetimi sanki kurtardım gibi, baksanıza. Ay canım benim. Şu çılgına bakın, bir şu çılgına. Kafayı yedi gitti. Terasım bayağı tozlu. Sahile de gitmiştik. Sahilden hafta içi kalan kumlar falan var. O yüzden terasım güzelce yıkanacak bugün de, dediğim gibi yetiştirebildiğim sürece. Kahvaltımızı yapacağız. Daha bir şey yemedik. Aras kuzu odasında. Dün gece Aras kuzuyla kapanış yaptıktan sonra ödevlerini güzelce bitirdik. Ondan sonra ne yaptım ben başka? Başka herhalde bir şey yapmadım. Sadece işte şu çamaşırlarımla falan ilgilendim. Sabah kalktım, gene iki makina çamaşırım vardı. Bu su yetmedi ya. Şurada yedek suyum var. Onunla şunları bir sulayayım. Şu morun da yerini çok sevdi. Kayınvalidem hediyesi. Maşallah, çiçek açmaya bile başlamış. Bugün Oppo ile çekim yapıyorum. Çekimlerde birazcık şey var, solgunluk var. İdare edin. Diğerinde çünkü hala yüklemedeyiz. Maalesef yükleme bitmedi. Hava ne güzel serin. Oh, seviyorum böyle havaları. Böyle kahveni çayını alacaksın, terasa çıkacaksın. Bayılıyorum gerçekten. Oh, bak bak, yeşillik candır. Ne güzel. Oh, mis gibi toprak. Şu benim aşağıdaki kırmızı da çiçek verdi. Coşmaya başladı maşallah. Ya güneş ya, niye geldin şimdi? Ben ne güzel dedim ki bugün hava bulutlu. Aslında aynı zamanda parçalı bulutlu, yağmur yağacak gibi şey vardı, uyarı vardı. Şuradan şöyle koyalım. Bugün gene dediğim gibi dünden kalan ev işlerimi yapacağım. Sizinle beraber biraz işimizi yaparız. Sonra annemciğime gideriz. Özbek pilavı yapmıştı ya.
birazcık onunla zaman geçiririz. Onun da tabii bu hafta artık hayırlısıyla toruncuğu geliyor. Onda da heyecan var. Depoyu falan boşaltıyor onların eşyaları yerleşeceği için. Mutluyuz. Yeğenimiz geliyor Allah'ın izniyle. Çok özledim çok cadıyı. Miroş da heyecanlı. Dün arada beni gelinim. Konuştuk. Heyecanlıyız abla diyor. Son hazırlıkları yaptık diyor. Sanırım sulamadığım çiçeğim kalmadı değil mi? Hepsini suladım. Evet tamamdır. Sonra şu su şişelerini dolduracağım. Buraya koyacağım. Gene böyle ara ara suluyorum. Görüyor musunuz kumları? Denizden geldiğimiz kumlar. Şöyle bir bugün gene yıkarım terasımı. Hadi kaçalım şimdi. Evdeki işlerimize bakalım. Ne var ne bekliyor bizi. Dün yer yatağını falan gene getirdik. Burada hep beraber uyuduk. Burası serin oluyor diye. Geri kaldırdım ben yatağımı. Yatakları topladım. Şimdi nevresim çıkardım. Temiz nevresim. Bugün size dün söylediğim bu yatak odası temizlik işimizi halledeceğiz. Şey yapamadım. Birazcık uzaklaştırmak istedim. Uzaklaştırmadım. Bunların için yastık kılıfı çıkardım. Şunları Yusuf dün gece de çalıştı. Bugün de çalıştı. Bu aldığımız pilates lastiği mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Gayet memnun. Çalışıyor. Yorgun da olsa sporunu aksatmıyor. Bayağı ağırlık verdi. Tebrik ediyorum aslında. Biliyor musunuz? O konuda Yusuf'u kıskanıyorum. Çünkü hiç tembelliği almıyor kendini. Neyse ondan sonra çarşaflı lastikli çarşaf çıkardım. Normalde ben buraya çarşaf da kullanıyorum, lastiksiz. Hatta siz bana çok yazıyorsunuz birkaç tane çarşaf lastikli al diye. Benim 2-3 tane var. Değiştirip kullanıyorum. Neden? Çünkü bu yatağı sürekli salona götürüp getirdiğimiz için mecbur. Ama öbür türlü artık buraya havalar serinleyince düzene geçtiğimiz zaman normal kulaklı şeysiz siz söyleyin adını. Lastiksiz çarşaflarımı kullanmaya devam edeceğim. Burada bir ton beyazımız, havlularımız falan var. Bunları katlayacağım. Sabahleyin Yusuf'un ütüsü vardı. Onu hemen hızlıca ütüledim. Benim bu ütü şeyim bu şekilde biliyorsunuz az çok. Artık arasını okula gideceği kıyafetleri de böyle hepsini toplu bir şekilde ütü yapmıyorum. Da haftalık günlük giyeceklerini böyle ayırıyorum. Sabahları hemen ütümü çalıştırıp ütüyü yapıyorum. Ütü masam olmadığı için de burada havlu açıp yaptım. Yusuf'un işte pantolonunu ütüledim. Sabah tişört giydi onu ütüledim. Öyle işe gönderdik onu. Evde ev bugün süpürülüyor, siliniyor. Yatak odası toz moz alınacak. Banyonun yerleri falan silinecek. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Şu mor gökyüzünü, gri gökyüzünü o kadar özlemiştim ki bakar mısınız şu güzelliğe. Cırcır böcekleri de artık azaldı. Ah şu pencereden ne güzel esiyor. Mis mis. Artık serinlesin ya. Gerçekten yaza doyduk yani. Şuradan da şöyle göstereyim. Parçalı bulutlu ama çamaşırlarımı rüzgar kurutuyor. Yağına kadar anneme gidene kadar sanırım kurur. Ondan sonra toplarım. Sonra da annemleri çıkarız artık motorla. Saat 1 oldu. Ya şu terastaki çamaşırlara baktım da üstler kurumuş, altlarda pek kuruyanlar olmamış. O yüzden rüzgar var ama yetişmedi maalesef. Yani yardım desenize bir saatte çamaşır mı kurur? Artık o eski kavurucu sıcaklar yok. Ben şu beyazlarımı katlıyorum. Havlularımı zaten her zaman biliyorsunuz dolabımda muhafaza. Banyomda çamaşır makinenin üzerinde muhafaza ediyorum. Oradan işte duşa girdiğim zaman falan hem yakın oluyor alma hem de günlük havluları değiştirirken bir yandan da üşenmiyorum. Sanki böyle günlük havlu değiştireceğimde orada hemen elimizi yüzümüzü yıkayınca sabahleyin alabilme özgürlüğü ve kolaylığı oluyor. Bu da böyle bir püf nokta oldu aslında benim için. Ya normalde zaten havluların banyoda olması gerektiğinden yanayım ben. Her zaman da öyle banyoda havlu dolabım olmadığı için ben de çamaşır makinenin üzerine koyuyorum. Ne yapayım? Yusuf'a mesaj attım. Dönüş yapmadı. Çalışıyor herhalde. Bayağı yoğun saatleri. Çok geç gelmez ama bugün. Ya en geç 6.30 gibi falan evde olur. Annemle konuştum. Şimdi anneme gideceğim saat 3 gibi. Randevulaştım. Saat 1 çeyrek geçiyor. Ben 3 gibi gitsem 6.30'a yemeği yetiştirebilir miyim? Balık kızartacağım bugün. Uskumru vardı almıştım marketten. Yanında salata yaparım. Yusuf'a menüyü öyle söyledim. Dün aç geldi. Bugün de bayağı aç gelecek diye düşünüyorum. 2 öğün yemek vereceklermiş. Kahvaltı 2 tane simit ya da poğaça çay şeklinde kahvaltı veriyorlarmış. Öyle konuşmuşlar. Öğlen yemeğine de orada fırın falan olduğu için arada kendileri yemek falan yapıp fırına itiyorlarmış. Yani orada ustaları falan da var. Yemeksiz kalmayacaklar ama akşam yemeğine dediğim gibi evde olacak. Daha ne olsun? Allah bereketini versin.
Ama yine de aç geliyor. Dün de aç gelmişti. O yüzden bugün yemek önlemini almam lazım. Balık yapacağım dedim. Tamam dedi. Aralarında bazı beyaz elbiselerimiz, tişörtlerimiz falan vardı. Onları da havlularla yıkıyorum ben üstte olduğu sürece. Sorun yok yani. Biraz erken gidip erken gelsem yemeği anca böyle mi yetiştiririm? Şimdi balığı çıkaracağım difrizden. O biraz çözülsün. Hemen tavada kızartacağım zaten. Sonra kayınvalideme uğrarım giderken. Onu daha bugün görmedim. Terasımı yıkamadım. Bankacılık işlemlerim vardı. Onları halletmeye çalıştım. Çünkü mobil şifrem bloke olmuş. Bankacılığı aradım. O da işte biliyorsunuz müşteri hizmetlerini beklerken bir dünya zaman kaybı. Neyse onları hallettim Allah'tan da. Bugün vlog yetiştiremedim ya. Daha yüklenmedi. Bu internetin sorunları beni gerçekten artık deli edecek. Dünya para veriyoruz ya. 200 lira aylık internet faturası ödüyoruz ya. Neyse. Havlular tiril tiril olmuş. Vallahi ne güzel tertemiz. Ama çamaşır suyum yok. Bu arada bugün çamaşır suyu almam lazım. En acili. Şunlar şöyle küçükler, şunlar büyükler. Şunlar da atletler, tişörtler. Bunlar Yusuf'un, şu benim. Nevresini hemen değiştireceğim şimdi. Sonra hemen evi süpürüp silmeye geçmem lazım en hızlısından. Terasta belki gece geldiğimde akşam Yusuf işten geldikten sonra yıkayabilirim diye düşünmekteyim. Oh. Dünyanın havlusunu kullanmış hafta sonu. Tam mutfağa geçtim. Halbuki evin gerçekten en kirli ve en süpürülmesi gereken yer mutfağı. Salonu bitirdim. Şu holü falan süpürdüm. Mutfağa geçtim. Maalesef şuradan gene çat etti. Elektrikli süpürgem. Bu geçen sene de böyle olmuştu. Tamirini yapmıştım biliyorsunuz. Kablolarında temassızlık var. Onları şimdi tekrar keseceğim, birleştireceğim. Ne yapalım? Kendi ustalığımızla kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra saat kaç oldu? Saat 2 çeyrek var. Artık hızlıca süpürüp silip çıkmam lazım ki dediğim gibi yemek faslına geç kalmayayım. Balıklarım şöyle. Geçen hafta balığı çıkardım. Pişireyim, yedireyim bizimkilere diye. Sonra menüyü beğenmediler diye. Ama tabii ki çözmemiştim daha. Beğenmediler diye geri poşetledim, dolaba kaldırdım. Yani o yüzden kendi dolabında değil, böyle normal market dolabına koydum ama o gelene kadar çözülür. Hemen böyle yağda zaten çevireceğim. Yanında bir salata, oh daha mis daha ne olsun. Ondan sonra aslında bugün yetiştirebilseydim şu ojelerimi de falan, hem el hem ayak ojelerimi silmek istiyordum ama bakacağım duruma göre. Önce şu süpürge işini halletmem lazım. Biz anneme geldik. Özbek pilavı ısıttım biraz. Yanına yoğurt, oh mis gibi. Bir de buzlu suyumuz var. Annem hamuru yoğurmuş da ben herhalde hamur şeyine kalmam. Saat kaç bakayım? Alo. Saat 2:30. Alo, Saşa. Ну что там это, поставщик привез про эти овощи? Şimdi yaz sebzelerinden, böyle alabildiklerimizden şey yapacağız. Konserveye yapacağız. Annem şey almış. Charleston biber almış, domates almış, soğan almış. Salatalık gelmiş. Bir de Şili acı biberle şey gelecek. Sivri biber, kapya biber gelecek. Tamam, önemli değil. Annemin çalıştığı otelin sebzecileri bunlar. Oraya bırakıyorlarmış. Manav kısmını onlar bakıyormuş. Annem buraya da sipariş vermiş. Biz şimdi bunları ortak yapacağız annemle. Ben aslında çok fazla almayacağım. Anneme daha yoğun lazım. O daha kalabalık. Ona gelen giden daha çok oluyor. İşte şey yapacağız. Kapyaymış, sivri bibermiş, çiliymiş, domatesmiş. Bunları böyle kahvaltı sosları falan yapacağız. Artık yavaş yavaş konserve videolarımızda inşallah gelecek. Annem parayı almaya gitti de. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Domatesler iyi değil mi? Evet, güzel. Sağlam. Temiz domates. Sebzelerin hepsi güzel maşallah. Hepsine de 150 lira aldı. Hatta 100 lira istedi de annem dedi 100 lira azdır dedi, hak geçmesin. Bayağı orada da sebze var yani, daha gayet uygun su verdi adam sağ olsun. Ah, bu demir nereden gelmiş? Anneciğim bahçesi de çiçeklenmeye başlamış. Ha, hamuru buraya yoğurmuş, koymuş. Biz bugün ne yapacağız anneyle? İçli kete yapacağız. Ben de birazcık yardım ederim, saat 3. Ondan sonra da ketemden de alırım. Yusuf'a da gönderecekmiş annem o yüzden.
Hamur işimizi yaparız. Ondan sonra yavaş yavaş ben artık eve giderim. Oh oh oh, çok güzel mayalanmış maşallah. Şimdi malzemeleri falan getiririm ben. Hızlıca içli ketelerimizi yaparız. Bu içli kete nasıl biliyor musunuz? Mayalanmış hamurun içine kızlar kavrulmuş şey koyuyor. Şekerli un. Yani helva koyuyor. Ama şerbetli helva değil. Şekerle kavrulmuş helva koyuyor. İçli kete oluyor. Yani bunları bazlama gibi açıyoruz. İçerisine o harçtan koyuyoruz. Kapatıyoruz ve böyle tavada ağır ağır bazlama gibi çeviriyoruz. Sonra tereyağı alıyoruz. Şahane bir tat oluyor. Ben çok seviyorum bu hamur işini. Özellikle hamur işini bunu çok seviyorum. Şimdi anneyle yaparken de zaten size prosedürlerini gösteririm. Anas kuzu içeride uzanıyor. Kardeşim de yatıyor. Biz de yavaş yavaş başlayalım. Ben gideyim anneme kasalara yardım edeyim. Şimdi böyle içini kavuruyor. Anne bu hiç az değil mi? Şeker de öyle. Ha, şeker de bayağı gidince büyüyecek herhalde. Böyle kavuruyor tereyağıyla güzelce. Şekerini en son ilave edecek. Sonra da hamur bezlerini hazırlayacağız. Kızlar bakın böyle işte içi bezenin ortasına koyuyor. Böyle kapatıyor. Yumuşacık olmuş hamurda maşallah. Böyle yayıyor. Yaydıktan sonra teflon tavada böyle bazlama gibi arkalı önlü çevirerek pişiriyor. Böyle güzel yumuşacık ki. Şimdi tereyağı da erittik üstüne. Şöyle orijinal tereyağı. Böyle yaptıktan sonra 1-2 kaşıkla üzerine tereyağı gezdirip servise hazır oluyor. Ben de çay demledim. Bezeler bitsin. Biraz bardak çay içerim. Yemeyeceğim ama ben çünkü pilav yedim. Karnım tok. Ondan sonra go go kaçacağım artık. Markete uğramam lazım. Çamaşır suyum yok. Yemek yapacağım. Bir de şu süpürgeyi ne yapacağım bilmiyorum. Ben yapamadım. Elektrik çarptı. Süpürgeyi akşam geldiğinde Yusuf'a baktıracağım. Şey ya, benim bir tane dik süpürgem vardı anne. Biz eve geldik. Geleli bayağı oldu. Saat 5.30. Biz saat 4 civarı geldik. Annem böyle ketelerden verdi. İçi böyle. 3 tane verdi. Birini kayınvalideme indirdim. Biri Yusuf'a. Şu yarısı da Aras'ın. Diğerini yemiş. Kayınvalidem şey verdi bana. Melisa çayı kurutmuş. Onu verdi. Bunu da böyle kavanozda iri iri kırıp şey yapacağım. Kış çayı gibi demliyorum. Biliyorsunuz kışın da seviyorum böyle içmeyi. Bir poşet ondan verdi. Sağ olsun. Burada balıklarım çözüldü ama daha pişirmeyeceğim. Çünkü Yusuf daha ne zaman geleceği belli değil. Şimdi yazıştık. Saat 6:25 var. Ben burada neler yaptım o sırada hemen göstereyim. Şuradaki değişikliği gördünüz değil mi? Sehpamı güzelce sildim. Bu tatlış şeyleri buraya aldım. Böyle bir yeşillik güzel katıyor. Bir de artık havalar serinledikçe, rüzgar estikçe bunlar narin olduğu için kırılıyorlar. Bu dışarıda kahverengi kahverengi sehpamla saksılarımı buraya aldım. Bu sehpalarımı üçledim burada. Ve o diğer çiçeğimi de şu girişe koydum. Geçen sene de böyle bir süre kullanmıştım. Ve eski vloglara bakarken bir ara gözüme ilişti. Hoşuma gitmişti. Burada böyle güzel duruyor. Gerçi rengi birazcık soldu. Bunların boyası daha böyle yeşilimsiydi. Olsun, yine de doğal duruyor, kötü durmuyor. Şimdi kayınvalidem evini süpürdüm, süpürgesini aldım, bana getirdim. Çünkü ben süpürgeyi yapamadım. Şu salonu bitirdikten sonra diğer yerleri kaldı. Onları da bir hemen süpürüp silmem lazım. Bugün artık ev işi kalsın istemiyorum. Onun dışında terasımı güzelce bir yıkadım, hortumu yukarıya çektim. Ondan sonra şuradaki saksılarımda bir düzenleme yaptım. Hemen göstereceğim size. Şimdi şurada büyük saksım vardı ya, şu kayınvalidemin verdiği. Onu şu köşeye aldım. Şurada boşluk vardı. Bence o da güzel de oldu. Ondan sonra şurada sobamın önünde olan küçük sehpamı, küçük saksılarını da içeri aldım. Gösterdim zaten size. Şu minnoşlarımı da böyle buraya sıraladım. Güzelce yapraklarını falan ayıkladım. Kötü olmuş yapraklarını. İçlerinde yabani otlar falan vardı. Kurumuşlar vardı. Onların hepsini böyle güzelce bir budadım. Ondan sonra terasımı yıkadım. Şimdi çek pasta suyu çekeceğim. Kovamı, çöp kovamı şuraya aldım. Orada kışlık ayakkabılarımız falan vardı ya, onları hemen böyle ayakkabılığa dizdim. Arasında zaten 3 haftaya kadar okulu başlayacak ve spor ayakkabılarını falan kullanmaya başlayacak. Yusuf'un da spor ayakkabılarını çıkardım. Kendi ayakkabılarımı çıkardım. Şuradaki 2 tane şişemi doldurdum suyla. Sehpamın üzerine bez koydum. Şimdi onun tozunu alacağım. Ondan sonra şu fırçamı kaldırayım. Aşağıya şu girişi yıkadım, süpürdüm. Suların lekesi gözüküyordur zaten. Bahçedeydim. Ondan sonra kendi motorumuzun şeyi vardı. Birazcık böyle kum falan vardı. Şey kumu gibi. Siz söyleyin adını. Deniz kumu gibi. Onu bir hemen böyle süpürdüm ama onu tekrar bir silmem lazım motorun ayak yerlerini. Yusuf'un çalıştığı yerde şimdi ayakkabı giydiği için dün ayakkabı ayaklarını Converse giymişti. O sıkmış.
Diğer spor ayakkabı da biraz yıpranmış, işe giyilecek gibi değil. O yüzden Flo'ya gitmemiz lazım. Geçen gün Yusuf Çarşı'ya gitti. Buradaki Çamlıvarık Çarşı'ya ve marketlere falan da girdi. Kendine uygun ayakkabı bulamadı. Yusuf biraz ayakkabı konusunda seçici. Aslında Yusuf kıyafet konusunda seçici ama neyse, tabii ki ayakkabı önemli. Şöyle önemli, bütün gün üzerinde olup çalışacağı için Flo'ya gidip bir hafif onun ayağına uyacak, rahat çalışabileceği bir ayakkabı bakmamız lazım. Aslında ben niye gidiyorum onu da bilmiyorum ya. Kendisi işten sonuna göğünüye gidebilir. Göğünlükten kemere gidebilir. Ayakkabısını seçip bence eve gelebilir otobüsle. Burada inince de ben gider karşılarım aynen ya. Ben hiç boşuna şimdi Aras'la gitmeyeyim. Evde zaten işlerim var. Bir de motorla. Çünkü ben hiç tek başıma motorla kemere gitmedim açıkçası. Bir şey diye konuştuk. Hani kemerde buluşuruz. O otobüsle gelir kemere. Flo'da buluşuruz diye. Ama bizim gitmemize gerek yok. O kendi ayakkabısını seçsin gelsin. Göynük'te de yokmuş ayakkabı mağazaları. İşte böyle yaşadığımız küçük kırsal yerlerde böyle sorunlar oluyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ama bu ayakkabı mevzusu bayağı önemli. Çünkü dün bayağı şikayet etti. Ayağının altı ağrıyor. Şöyle oldu. Su topladı diye. Terlikle takdir edersiniz ki çalışılmıyor. Onun dışında da anneme de güzel zaman geçirdik. Kayınvalidemle oturduk. Yerden gezdikçe terlik izleri çıkıyor. Sinir oluyorum. Terliğim temiz aslında ama terlik lekeleri çıkıyor. Şöyle geri geri gittikçe çekeyim o zaman adımlarımı da iz çıkmasın. Hava sıcak. Üst kat olunca da birazcık esiyor. Çabuk kuru, ondan dolayı sorun yok. Merdivenlerimi de yıkadım. Aşağıya girişleri yıkadım. Eski evimin kapısının önünü yıkadım. Şu sehpamı falan yıkadım. Niye çekmedim? Çünkü bugün zaten bir şeyler size çektim. Onun dışında da çok uzun vlog çekmeyeceğim. Daha önce söylemiştim. Yani böyle maksimum 30 dakikaya geçmemesi lazım. Çünkü yüklemede sürekli bir sorun yaşıyorum biliyorsunuz. Bir ara öyle dedim. 50 dakikalık video gelmişti. Benim kız şaşırmıştı hatta. Ay, neyse yoruldum. Ben bir su içeyim. Şu sehpamı sileyim. Evdeki işlerime geçiş yapayım. Oh be, evde işlerim bitti. Sadece ne yapacağım? Çamaşırları katlayacağım. Tek işim o kaldı. Yemeklerimi de yaptım. Saat 6.30'a geliyor. 6.27 falan civarı. 3 dakika var. Yusuf aradı. Otobüse binmiş. Bir 10 dakikaya gelecek. Gidip onu karşılayacağım. Menüm de hazır. Böyle balıklarımı kızarttım. Salata yaptım. Altında marul var. Salatalık var. Soğan var. Kırmızı lahana var. Domates var. Üzerinde bolca sumak, sirke, limonları şöyle koydum etrafına. Acı biber seviyoruz biz, ben de yiyorum. Yanında da şöyle patlıcan, közlenmiş patlıcan şeyi almıştım ya marketten. Közlenmiş patlıcan ezmesi gibi bir şey. Aslında yoğurtla karıştıracaktım, sonra dedim balıkla riskli olmasın, hiç gerek yok. Keteyi de şöyle 4 dilime kestim. Tabakları falan açtım. İçecekleri daha koymadım sıcak ılınmasın diye. Güneş de var ya, içeriye döndü. Yusuf diyor bugün çok yoruldum diyor. Neyse, tezgahımı şöyle temizledim. Kendime Melisa çayı demledim. Birazcık da kayınvalidemin geçen seneden kurutup verdiği limon kabuklarından koydum. Şöyle bir fincan, terasa gidiyorum. Gerçekten artık benim de ayaklarım bugün hiç yer görmedi. Yoruldum. Bayağı iş yaptım. Şimdi Yusuf'u hemen alırım, gelirim. Karnımızı doyururuz. Ondan sonra terasta şöyle bir dinleniriz akşam serinliği diye düşünmekteyim. Oh, günü de bitirdik vallahi billahi, maşallah zaman ne kadar hızlı akıp gidiyor ya. Daha dün gibiydi. Okulun arasında okulu tatil oluyordu. Şimdi tatil bitti, okul bile başlayacak, düşünsenize. Bu da iyice böyle sardı gitti yılan gibi. Küçücük saksı, küçük topraktan baksanıza bir sürü şey verdi, dal verdi, ışkım veriyor bir de. Neyse. Hadi bakalım, belki vedalaşırım çünkü sizinle. Süpürdüm evi, makineyi çıkardım. İnerken şey yapacağım, götüreceğim kayınvalidemin makinesini. Tip olarak aynen bu durumdayım. Saçımı artık birkaç gündür böyle tam tepeden topluyorum ki şu omzuma saç yapışınca, terleyince böyle beni bir afakanlar basıyor. Ay, neydi sloganımız? Beklesin işler, yaşasın keyif. Ama işimizi bekletmedik Allah'a şükür. Bugün işimizi de bitirdik. Bitki çayımızdan bir yudumlayalım. Ay, felaket acıktım var ya. Annem de keteden de yemedim. Akşam yemeğini özellikle bekledim. Çünkü pilav yemiştim ya, o da beni bayağı tok tuttu. Şöyle bir yudum alayım. Neyse, unutmazsam bir de şey yapacağım. Islak bir bez çıkaracağım, temizlik bezi. O motorun ayak bastığımız yeri sileceğim.
Yusuf tam olarak kaç saattir olmuyor? 12 saat oldu. 12 saattir yok. İnşallah otobüs kaçırmamıştır. Şeye gitmeyeceğim dedi. Flo'dan internetten baktım dedi. Beğendiğim bir model yok dedi. Görünlükte bakmış ayakkabıcıda. O da diyor çok pahalı. İnternetten söyleyeceğim dedi. Ben tamam dedim. Zaten benim işlerim vardı. Hiç buradan Kemer'e gidemezdim. Zaten gitmenin de bir anlamı yoktu. Çünkü 500 lira diyor. Adi ayakkabı diyor. Yani böyle şey etmez. Marka değil, bir şey değil. 500-600 lira niye vereyim diyor. Sen bilirsin dedim ben de. Ay şöyle ayaklarımızı uzatalım. Hak ettik be. Vallahi şu terasın temizliğinde şu halimizi hak ettik. Neyse ben bence vedalaşayım artık. Yusuf geldikten sonra da kendini iyi hissederse Yusuf'la bir vlog çekeceğim. Ama benim kanalı değil, Yusuf'un kanalına çekmek istiyorum. Çünkü bayağı aboneleri de artıyor. Eşimin kanalına destek oluyorsunuz, izliyorsunuz. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Son böyle bir 80 kişisi kaldı. Dün gene böyle şey atmıştım, link atmıştım. O yüzden Yusuf'a biraz destek olacağım. Moral verelim, doping yapalım, motive edelim. O da biraz video çeksin, çalışmaya başladı diye kanalı ihmal etmesin. Ah, başka ne diyecektim size? Yorumlarınıza kaç gündür daha dönemiyorum. Daha kendim evi toparlamaya geç, kendime bile geçemedim. Bugün ne ojemi silebildim ne bir şey. O yüzden inşallah tam düzeni artık oturttuktan sonra yorumlarınıza dönüş yapacağım. Sorunuz bayağı sorular oluyor. Onları da kısa kısa cevaplamaya çalışırım. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar görüşürüz. Bay bay.